Herkese merhabalar ben Yüksel. Umarım hepiniz iyisinizdir. Uzun zamandır beklediğiniz savaş bileti skinleri belli oldu. Bu video içerisinde size o skinleri göstereceğim. Ben açıkçası bu savaş bileti içerisindeki skinleri öncesine kıyasla daha çok beğendim. Bıçağı da gerçekten çok seveceğinizi düşünüyorum. Videoya hemen geçeceğim. Videoya geçmeden önce bana destek olmak adına kanala abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Bildirimleri açmayı unutmayın. Ve ayrıca bir hafta önce başlattığımız bir çekiliş vardı. Onun sonuçlarına videonun sonuna ulaşabilirsiniz. Yine bu videoda da yeni bir savaş bileti çekilişi başlatıyoruz. 3 arkadaşa 1200 düzenli ve oran puanı hediye edeceğiz. Açıklamalar kısmındaki linkten çekilişe katılabilirsiniz. Çekilişe katılım şartları kanala abone olmak, videoyu beğenmek, ekstra puan almak isterseniz de Instagram'dan ve Twitch'ten beni takip edebilirsiniz diyelim ve hemen skinlere geçelim. Evet bunları sızdıran arkadaşım Poli olarak adlandırdığı bir koleksiyon var. Şu an karşınızda gördüğünüz bir Ares silahı. Sonraki silah geçelim. Bir adet Marshall var bu koleksiyonda. Açıkçası pembeli kısımları çok beğendim. Fakat siz çok sıcak bakmayabilirsiniz gibi geliyor bu koleksiyonda bu genel olarak. Bu Polifrog'un bir adet şerif var. Ve bir adet Spectre var. Benim en çok Spectre hoşuma gitti bu koleksiyon içerisinde. Sonra süvari olarak adlandırılan ve Cypher'ın temasına benzeyen bir koleksiyonumuz var. Şu an Bucky'yi görüyorsunuz. Ghost'u bu şekilde farklı bir tasarımı var. Ghost'u benim hoşuma gitti. Ghost'u geçtikten sonra Stinger'ımız var. Açıkçası Cypher oynayan arkadaşlar bence çok beğenecektir. Vandal'ımız var. Ve operatörümüz var. Farklı bir havası var koleksiyonun. E, baktığımız zaman çok kalın duruyor. Hissiyat olarak gerçekten nasıl olur bilmiyorum. Siz yine bu kısımları ben biraz hızlı geçiyorum. Durdurarak daha ayrıntılı olarak bakabilirsiniz tabii ki de. Şimdi savaş biletinde en önemli kısım burası. Savaş biletimizde Prizma 3 koleksiyonu geliyor ve 4 adet renk seçeneği olacak. Ve yeni bıçağımız da savaş biletimizin bıçağı da bu Prizma koleksiyonu dahil olacak ve bu bıçağın da bu baltanın da renk seçenekleri olacak. Şu an Prizma 3 klasiği görüyorsunuz. Cacımız var. Odin'imiz var. Ve bu şekilde bir baltamız var. Açıkçası ben şöyle resmi de küçülteyim birazcık. Resmi küçültmek yerine kamerayı bu tarafa almak tabii ki de daha mantıklı. Bu şekilde bir baltamız var. Renk seçeneklerine geçiyoruz şimdi. E, pembemsi, grimsi bir renk seçeneği var. Yine bu şekilde klasik. Judge. Odin. Ve bıçağımız bu şekilde. Bundan sonraki renk seçenekleri bence daha güzel. Yeşil bir renk seçeneğimiz var. Klasik. Judge. Odin. Ve bıçağımız yeşil bıçağı çok beğendim. Şimdi de klasik e, prizma rengi var. Klasik prizma rengi dediğim silah olarak değil de prizma 1'in renklerinden dolayı klasik dedim. Burada bir karmaşa yaşadık. Judge, Odin ve Prisma Balta. Bu arada bu hani default hali ilk aldığımız hali değil. Bu mavi hale, yeşile veya pembemsi hale büründürmek için 15 radyanit puanı vermeniz gerekecek. Savaş bileti içerisinde yine çokça radyanit puanı Şimdi geçelim. Bu noktalarda sizi çok fazla bekletmek istemiyorum. Bu tarz gemimsi bir oyuncu kartımız var. Şöyle birazcık daha büyütürsem daha iyi olabilir. Şimdi buna geçelim. Bu tarz böyle bir uçan cismimiz var. Hangisi yeni ajanımız ile alakalı olacak bunu bilmiyorum. Bu yılın çalışanı aynen. Bu oyuncu kartımız kapanış kısmına ait olacak. Renkten de anladığınız üzere. Normal hali de bu şekilde. Yine bu şekilde büyüteyim sizlere. Oyuncu kartları güzel duruyor. Phoenix ile alakalı bu tarz bir oyuncu kartı var. Yine bir kurbağa var. Kurbağa koleksiyonu geliyordu bildiğiniz gibi ilk başta göstermiştim. Haritalarla alakalı karşılaştırma kartları gelmeye başlıyor. Ajanlarla alakalı geliyordu zaten. Gördüğünüz gibi Soa ve Cyper info konusundaki iki müthiş o ajanımız. Onun dışında silah oyuncu kartları var. Bulldog, Frenzy, Marshall, Şerif. Sonra e, Spray'lerimiz var. Spreyleri hızlı bir şekilde geçeceğim. Bunların hepsi savaş bileti içerisinde bulunacak arkadaşlar. Böyle komik komik, tatlış tatlış FF spreyi geliyor. Bu insanlar çileden çıkarır maç içerisinde. Tatlı ayıcığımızı da eklemişler. Brimstone. Bu şekilde değişik bir şey geliyor. Hiçbisi nasıl bir şeyler olacak? Bunu merak ediyorum. Böyle sanki poligondaki botların birazcık daha geliştirilmiş hali gibi duruyordu. Yine bu tarz bir yıldızımız var. Bunlar hep sprey. Şu şekilde geçelim. Bu Killjoy'un bir tane böyle e, yapan bu işareti yapan ne işaret işareti ne ad veriliyor bilmiyorum. Yapan bir sprey vardı. Sky'ın eldiveniyle onun tersini yapmışlar. Ben o Killjoy'unkini her el sonunda kullanıyordum. Çok komik geliyordu. Bunu da herhalde round başına vesaire alabilirim. Güzel duruyor. Çok seviyorum. Cypher'ım var. Yine az önceki sarı yıldıza benzer gri bir yıldız. Silah uğurlarına geçtik şu anda. Bu şekilde tatlış bir kurtçuğumuz, köpekçiğimiz var. Kulaklık var. Bunlar şeftali herhalde. Mikrofon. Korsan şapkası. Bu ne yemek falan herhalde. Bunun benzeri Prime Gaming ile verilmişti bizlere. Renkleri tam tersiydi. Çok sevdiğim silah uğurlarından biri. Bunu getirmeleri de güzel olmuş. Ve son olarak bu şekilde bir silah uğurumuz var. Evet savaş bileti silahlarını da uzun zamandır merak ediyordunuz. Sonunda hani bunları da sizlere paylaşabildim. Umarım sizin beğendiğiniz koleksiyonlar o geliyordur ki hani bunu paranıza değecek bir şeydir yani öyle söyleyeyim. En yani açıkçası baltayı çok beğendim. Özellikle prizma koleksiyonuyla birlikte getirmeleri çok hoşuma gitti. Renk seçeneklerinin de yine o koleksiyon içerisinde bulunması gayet güzel olmuş. Ben o baltanın renklerini değiştiririm diye düşünüyorum tahmini. Yeşili ve mavisi gerçekten hoş duruyordu. Biz genel olarak koleksiyon sonuyla alakalı silahlar hakkında neler düşünüyorsunuz bunları yorumlar kısmında belirtebilirsiniz benim çok da uzatacağım bir şey yok dikkatinizi çeken bir oyuncu kartı silah uğuru vesaire olduysa bu konudaki düşüncelerinizi de bekliyorum bana destek olmak adına lütfen kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın discord sunucumuza gelebilirsiniz instagramdan ve twitch'ten beni takip edebilirsiniz ayrıca videonun başında bahsettiğim çekilişi unutmayın diyelim çekiliş dedik çekişi sonuçlarını aktaracaktım evet sayfamızı açtık klasik bir şekilde hemen draw winners diyoruz iki kazanan seçecekti bu haftanın çekilişinde bizlere geliyor arkadaşlarımız. Emir, Cama, Camaş ve Enes Talha. Biri Bursalı, biri Tekirdağlı. iki arkadaşımıza çıktı. Ben buradaki maillerden kendilerine ulaşacağım. Eğer bu arkadaşlar videoyu izliyorsa lütfen maillerini kontrol etsinler. Yine haftaya bu şekilde bu üç kişiye bir savaş bileti hediye ettiğimiz çekilişte sonlandığı zaman bu şekilde videonun sonunda açıklayacağım. Evet, söyleyeceklerim bu kadardı. izlediğiniz için teşekkürler ve iyi günler. Kendinize iyi bakın.